Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz çamaşır makinesi motoru. Bu da çamaşır makinesi motoru. Buna pedallı ve dimmer bağladım. Devir kontrollü. Şöyle yanında bakın. Anahtarı var. Bu da sigortası. Açıyorum. Yavaş. Bakın. Biraz daha basıyorum. Hızlandırıyorum. Biraz daha basıyorum. Şu anda son. Bırakıyorum. Duruyor. Bu pedal kontrollü. Pedal hız kontrollü. Ve kapatıyorum. İkincisi ise bu çamaşır makinesi motorunda burada da hız kontrol cihazı var. Bunu daha önce Çin'den getirmiştim. Bunun bir özelliği ise bu doğru akım motorlarında çalıştırmaktadır. Şöyle etiketini göstereyim. Bakın 180 volta kadar DC motorları da çalıştırmaktadır. Şurada bakın 24 volt, 90 volt, 180 volt çalıştırmaktadır. Bunun bir özelliği tabii bu üniversal motorlar hem doğru akım hem alternatif akımla çalıştığı için ona da uyumludur, güçlüdür. Aynı zamanda bu dönerken buradan tako bölümünden de elektrik üretir. Ve buraya da bir tane LED bağladım. Şimdi ikinci özellik ise tabii bu şu sağ sol anahtarı bağladım. Sağ sol anahtarı bu kutuyla ilgili değil. Bu sağ sol anahtar şu gördüğünüz gibi kabloyla motor bağlantısıyla ilgilidir. Bir saat yönüne doğru bu tarafa döner. Orta sıfır dönmez. İkiye getirdiğim zaman da saat yönünün tersine sola doğru döner. Şimdi buna ayrıca bu kutunun da özelliği var. Şurada arkasında da bağlantı yerleri var. Şuradaki mavi beyaz ince olan mavi beyaz kabloyu bağlarsanız şu kırmızı sarı kırmızı olan yere şu sistem devreye girer. Bunu yukarıya şöyle ayağınızla kaldırdığınızda motoru stop ettirir. Şimdi ben sadece şu topuza bağladım. Şöyle yaptığımız zaman motoru durduracak. Şöyle yaptığımız zaman. Yani bu çift amaçlı bir kumanda sistemi. Tabii kullanıma göre, projelerinize göre değişiklik olabilir. Şimdi çalıştıracağım. Motor durmadan asla 1 ve 2 yapılmayacak. Bunu diğer videolarımda da söyledim. Bunun anahtarı bu şekilde 0 açmak. Aslında ters bağlantı yapılmış. Bunu Çinliler öyle bağlamış. Ben de buraya nokta işareti koydum. 0 yani şu noktaya getirdiğimizde açık durumda. Şimdi şöyle hafifçe bakın. Döndürüyorum. Hızlandırıyorum. Tabi bu sürede de şu ışığı yakmakta. Şurada LED ışığı yakmaktadır. Gördüğünüz gibi şurayı karartayım birazcık. Hızlandırıyorum. Yavaşlatıyorum. Bakın kendi dönüşüyle bu LED'i yakmakta. Şimdi şöyle yapalım. Size daha iyi anlatmak için. Şimdi bu normal şöyle dönüyor olsun. Normal bir şekilde dönüyor. Şimdi bunun sadece bunu bağladım ben. Bakın şöyle hafif dokunacağım. Motor duracak. Sesinden duydunuz. Bakın bırakıyorum. Çalıştı. Basıyorum. Durdu. Çalıştı. Buna tabi bu kutunun özelliği. Yani buna bağlantısını yaptım. Şurayı da bağlayabilirsiniz. Şu mandalı da kaldırdığınız zaman stop edebilir. Ben buna bağladım. Bu sizin tamamen kullanımınıza göre, yapılacak işlere göre değişebilir. Tabi buradan hızını da ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde bakın durduruyor. Evet. Şu şekilde kapatıyorum. İsteyen arkadaşlara, tabi projelerinize göre bundan ne yapıyorlar? İşte küçük zımpara makinesi, bal süzme makinesi, buna benzer projelerde kullanıyorlar. Bu da ayak pedallı olarak yapabileceğiniz bazı şeylerde kullanabilirsiniz. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.